Selam aleyküm. Merhaba. Hoş gelmişiz. Selam. Merhaba. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Ben sizi selamlıyorum. Azerbaycan'a hoş gelmişsiniz. Siz Ermenistan'da geçirilmiş Avrupa Şampiyonası'nda şanlı Türk bayrağını göğlere kaldırmışsınız. Milli marşı seslendirmişsiniz. Bu münasebetle bütün Azerbaycan halkı adından sizi yürekten tebrik ederim. Aynı zamanda bu gelebeni Azerbaycan'a hasretmişsiniz. Bu bizi hususiyle sevindiren bir haldır. Bir de onu gösterir ki Türkiye, Azerbaycan iki kardeş ülke bütün meselelerde bir yerdedir. Biz olmayan yerde siz varsınız, siz olmayan yerde biz varız. Biz birik, biz müttefikik, biz kardeşik. Ve sizin kelebenizin hususi önemi var. Siz genç idmançılarsınız, sporcularsınız. Sizin hayatınızda hele neçe gelebeler olacak. Ama bu gelebenin özelliği var. Çünkü Azerbaycan'a karşı, bizim milli remzi olan bayrağımıza karşı hürmetsizlik olunan bir zaman siz adaleti bərpa etmişsiniz. Türk bayrağının orada kaldırılması adaleti bərpa etmeydi. Türk devlet milli marşının seslendirilmesi bütün orada oturanları ayağa kaldırdı. Bizim bayrağımızı yandırdılar, ama bizim için öz bayrağımız kadar aziz olan Türk bayrağı orada dalgalandı. Bunu da siz etmişsiniz. Güzel gençler, kardeş ülkenin numayındaları ve bildiğiniz gibi Mehriban Hanım ve ben sizi mektubla tebrik ettik, Azerbaycan'a davet ettik ve şadam ki siz bizim davetimizi kabul edip Azerbaycan'a, öz doğma vətəninizə gelmişsiniz. Ve sizin gelişiniz bir daha bizim birliğimizi gösterir. Bayrağı yandırmak hiç kime şeref getirmir. Bugün bizim bayraklarımız, iki kardeş ülkenin bayrakları, Türkiye-Azerbaycan bayrakları, Ağrıdağ'da, Murov Dağı'nda, Zengezur Dağları'nda, Şuşa'da bir yerde dalgalanır. Ve ebedi dalgalanacak. Her zaman bir yerde. Sizi bir daha ürekten tebrik etmek istiyorum. Ve bir daha Türkiye-Azerbaycan birliğini siz numayiş ettirdiğiniz için sizi ben Azerbaycan devletinin yüksek nişanı olan Terakki medalıyla teltif ederim. Ve şimdi bu teltifi size təqdim etmek istiyorum. Sonra Türkiyəli idmançılar Cansu Bektaş, Qamzə Altun və Nuray Güngörün İravanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatında qələbələrini Azərbaycan və Türkiyə arasında sarsılmaz qardaşlıq münasibətlərinin təzahürü kimi Azərbaycana həsr etdiklərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif edilmələri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı oxundu. Prezident İlham Əliyev medalları Türkiyəli idmançılara təqdim etdi. Cansu Bektaş. Gamzə Altun. Təbrik edirəm. Nuray Güngör. Təbrik edirəm. Sayın Cumhurbaşkanım, bu Ermenistan'da kazandığımız ilk altın madalyalardan bir tanesi.
Cansu kızımızın ilk armağan ettiği madalya. Bunu kabul etmenizi ülkem, halter branşım adına, Cansu adına çok teşekkür ederim. Size rica ederim. Çok sağ olun. Bu madalya günün anlam ve önemi için çok önemli. Biliyorsunuz orada Azerbaycan bayrağına yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. O gece biz Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte aynı duyguyu yaşadık. Şimdi bile konuşurken insanın tüyleri diken diken oluyor. Çocuklarımız hırslandı ve güzel sonuçlar elde ettiler. Allah'a çok şükür. İnşallah bundan sonra da birlikteliğimiz, beraberliğimiz, her zaman şunu söylüyoruz. İki devlet, bir millet ama birlikte iri, diri ve güçlü olmak İnşallah. Zorundayız. İnşallah. Ki biliyoruz ki biz bizim Cumhurbaşkanımızla da siz de abi kardeş gibisiniz. Doğru. Bu çok önemli bizim için. Doğrudur. Bunu kabul edin lütfen. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Bunu bizim İdman Müzeyi'nde biz koymalıyız. Ve bu Türkiye-Azerbaycan birliğinin nöbeti sembolüdür. Ve bizim gençlerimizin yüksek keyfiyete malik olmasının tezahürüdür. Ve bu ağır bir yarışta kazanılmış madalyanı bizim Cansu kızımız Azerbaycan'a armağan etti. Sağ ol. Bütün Azerbaycan halkı seni sevir. Sen bilirsin. Sizin hamınızı. Çok sağ ol. Bu da bizim federasyonumuzun, Türkiye Halter Federasyonu'nun logosudur Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu da lütfen kabul ederseniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu Mihrimah Hanım'a... Öbür şey neredeydi? Yusuf. Çok sağ olun. Öbür. Çok teşekkür ederim. Poşet. Beraber şekil çekelim. Çok sağ ol. Bu da günün anlam ve önemi için Sayın Cumhurbaşkanım size ülkemizin bilgi eşofmanı. Sonra çay süfrəsi arxasında söhbət davam etdirildi. Bir daha təbrik edirəm siz. Teşekkür ederim. Oradan bütün Azərbaycan xalqını sevindirdiniz. Cansu kızımız söyledi ki Azerbaycan'a armağan edirəm. Bütün Azerbaycan halkının duygularına toxundu. Hamımızı mutlu etdi. Ve biz Mehriban Hanım'la size yazdığımız mektubda yazdık ki sizinle gurur duyuruq. Hakikaten böyledir. Ülkem adına, sporcularım adına bizi çok mutlu ettiniz. Çünkü böyle bir günde bizi buraya davet etmeniz, burada misafir etmeniz çok büyük bir anlam ve önem taşıyor. Orada acı olan, en çok üzücü olan tarafı bayrağımızın yanması tabii ki içimizi yaktı. Herhalde o bayrağı yandırana da herhangi bir ceza da verilmedi. Hiçbir şey yapılmadı, hiç bir söz de deyilmedi. Eksine onu alkışlarla salamladılar. Şimdi biz bayrağı yandırmakla hiç kim hiç ne elde etmiş. 24 Nisan'da Azerbaycan ve Türkiye bayrağlarını Ermenistan'ın esas meydanında yandırmış. Evet. Ama bizim bayrağlarımıza onlar Ağrı Dağ'da, ben dedim Murov Dağı'nda, Şuşa'da yaklaşabilirler mi? Tabii ki yok. Ona göre bu onların acizliğini gösterir, güçsüzlüğünü gösterir. Bizim kızlarımız bayrağı orada kaldırdı. Bütün orada oturanları Türkiye'nin milli marşı seslenende ayağa kaldırdı. Bak, zefer budur. Gurur verici hallar budur. Bizim devletlerimiz de, halklarımız da onlar bu zefere layıktır. Hem 2. Qarabağ Savaşı'nda Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bütün diğer meselelerde, idmanda her zaman bir yerde. İndi mən sizi növbəti dəfə Qarabağa dəvət edirəm. Növbəti gəlişiniz arzu edirəm ki, Qarabağ olsun. Orada da görərsiniz ki, Şuşa şəhərində Türkiyə və Azərbaycan bayraqları yan-yana dalgalanır. Bu, xalqlarımızın qəlbində olan böyük sevginin təzahürüdür.